Teşekkürler Ahu. Birçok konuyu konuşacağız, birçok önemli konuyu konuşacağız Sayın Bakan'la. Özellikle Sayın Başbakan'ın açıkladığı 23 ili kapsayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik kalkınma paketi önceliğimiz olacak. Bunun yanı sıra kredi kartlarına, taksitten diğer gümrük kapılarına kadar birçok konuyu konuşacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sayın Bakan, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. İsterseniz hemen öncelikle bu önemli paketten başlayalım. Başbakan Diyarbakır'da açıkladı. 23 ili kapsayan ekonomi paketi, evet. Teşvik paketi. Neler getirecek paket? Genel çerçeveyi çizdi Sayın Başbakan ama detayları sizden alalım. Tabii bu paket özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller için gerçekten mükemmel ve heyecan uyandıran bir paketti. Şimdiden bunun olumlu yansımalarını aldığımızı ifade edebiliriz. Özellikle birçok iş adamımız bölgede neler yapabiliriz, bu illerde hangi yatırımları yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, kimlerle yapabiliriz, hem o bölge ticaret sanayi odalarına hem valiliklere aynı zamanda Ekonomi Bakanlığımıza bizlere müracaat etmekteler ve o iller için gerçekten yeni bir fırsat, yeni bir heyecan oluşturdu. Tabii öncelikle terörden zarar gören il ve ilçelerimiz var. Bunlarla ilgili yapılacak, hemen adım atılacak işler var ve bu işlerin yapımı içinde yeniden inşası ve ihyası içinde bir hükümet olarak 10 milyara yakın bir kaynak bütçe ayırdık. Bunların özellikle Suru, İdili, Cizre'si, Hakkari'si, Yüksekova'sı, Mardin, Nusaybin'de buralarda konut yapımı noktasında öncelik vereceğiz. Ve buralarda hastane, ibadethane, sosyal tesisler yapacağız. İşte Diyarbakır'ın, Sur'un yeniden inşası için 1.9 milyar, Şırnak için 3.5 milyar, Hakkari için 2,5 milyar lira, Mardin için 1,8 milyar lira, toplam 10 milyar gibi bir rakam yapıyor. Tabii evleri ve iş yerleri zarar gören orada esnaflarımız vardı. O esnaflarımızın zararlarını ve eşya kayıplarını gidermek için yaklaşık 255 milyonluk bir ödeme de yapıyoruz. Bunlar başladı mı efendim yoksa? Tabii bayramdan önce bir kısmı valiliklere, özellikle daha önce hiç ödenmeyen ilçelerimiz var. Onları ödeme noktasında başlayacak. Tabii bizim amacımız oranın yeniden sosyal dokularıyla beraber, esnafın yeniden ticaretini canlı bir şekilde yapacak şekilde yeniden öncelikle inşa ve ihyası, bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Buna ilaveten yine o illeri de kapsayan ama çevre illeri de içerisine alan bu teşvik paketiyle beraber bölge bölge iller tespit edilerek, biliyorsunuz 5 bölgeye ayrılarak, bu 5 bölgenin kendine has ilerleme ve kümelenme yapıları içerisinde teşvik edilmesi noktasında işte geçtiğimiz cazibe hafta merkezleri. Cazibe merkezleri oluşturarak açıkladık. Bunların özellikle sınır illerinde olanların Kars merkezli başladığımızda orada hayvancılığın teşviği noktasında, buzağı üretimlerinin teşviği noktasında, biraz daha meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı işte Malatya, Elazığ merkezli cazibe merkezlerinde meyveciliğin teşviği, küçük baş hayvanların teşviğinden tutun da tekstil ağırlıklı mobilya yapı malzemeleri ağırlıklı teşviklerin yapıldığı veya hiç bunların dışında özel olarak ben bu illerden birisine şu stratejik yatırımı yapıyorum dendiğinde de Ekonomi Bakanlığımızla birebir masada oturarak hangi yardımları yapılır, hangi teşvikler
nasıl teşvik edilir, hangi yatırımlar yapılır, altyapı yatırımları da dahil olmak üzere o yatırımları birebir konuşma fırsatı da olacak bu Peki, paketle. Az önce şunu söylediniz, iş adamlarından, yatırımcılardan olumlu dönüşler olduğunu evet. söylediniz. Ama bir taraftan da baktığımızda geçmişten bu yana hep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yatırım yapılırken bazı endişeler oluyor. Özellikle güvenlik noktasında. Geçmişten hatırladığımız örnekler var. İş makinalarının yakıldığı, evet. bazı işçilerin kaçırıldığı terör örgütü tarafından. Bu konuda neler soruyorlar? Bu konudaki bir hassasiyet iş dünyası nasıl buna önlem alınacak? En önemli husus güvenlik. Hı hı. Ve bizim de birinci önceliğimiz zaten güvenlik. Ve güvenliği sağlamak adına Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de, Diyarbakır, Sur'da teröristlerin o yöre halkına yapmış olduğu zulümden, baskıdan kurtarmak, onlara tehditten, şantajdan kurtarmak adına zaten güvenlik güçlerimiz orada güvenliği sağlamak için bu operasyonları yaptılar. Kırsalda da yapmaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz Stendürek'te, Çukurca'da çatışmalar devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. Yeni yöntemle ve terörün üzerine hem yurt içinde hem yurt dışında ciddi anlamda gidildiği bir dönem ve oralarda amacımız mutlak güvenliğin sağlanması noktasında güvenlikten asla ve asla taviz vermeden, terör örgütlerine prim vermeden halkın güvenliğini sağlayarak aynı zamanda refahını da sağlamak, işsizliği çözerek o yöre insanların terör belasından biraz daha uzaklaşması, sadece işsizliğin çözmesi, orada problemlerin çözülmesi anlamına da gelmez. Bunu da açıkça ifade etmek gerekiyor. Orada başka sosyal projeleri de hayata geçirmek lazım. Kadınlara yönelik, gençlerimize yönelik, o insanlarımızın yaşam standartını artırmaya yönelik ve eğitimden üniversiteye kadar bir dizi önlemleri de alarak, iyileştirmeleri de yaparak devam etmek lazım. Bununla da ilgili hükümetimiz zaten çalışıyor. Onu da önümüzdeki günler içerisinde Başbakanımız kamuoyuyla paylaşır zaten. Tüm boyutlarıyla ilgili bir çalışma ve teşvik yapıyoruz. Paketi hazırlandı ve devamı da gelecek, siz de söylediniz. Evet. Peki geri dönüşün bu paketin hayata geçtikten sonra ne kadar sürede gerçekten bölgeyi kalkındırması planlanıyor? Tabii öncelikle buradaki biliyorsunuz bu paketin içerisinde alım garantili fabrikalar da siz fabrikayı kuracaksınız, alımını biz garanti yapacağız ya da kimi bölgelerde özellikle 8 ilimizde devlet tarafından da fabrikalar kurulup işletmesini özel sektöre vererek buradan da alım garantili üretim yaptığınızın alım garantisini de vereceğiz. Ne zaman kurulacak fabrikalar? Yani bu önümüzdeki günlerden itibaren bu biliyorsunuz açıklandı ve yürürlüğe girdi. Önümüzde Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki günlerden itibaren bunlar peyderpey hayata geçecek. Öncelikle hangi alanlarda orada üretim yapılması gerektiği belirlendikten sonra bunlar üretecek kişilerle yapılacak görüşmeler neticesinde hayata bir bir geçecek. Zaten bir kısım teşviklerimiz şimdi de müracaat edenlere yönelik bir kısıtlama olmadan hayatta. İşte o bölgelerde stadyum yapacağız zaten yapılmaya başlandı. Konutlarla ilgili biraz önce ifade ettiğim nereye ne yapılacağı noktasında çalışmalarımız kimin tarafından yürütüleceği belli ve yürütülüyor. Şu an konut yapımı başladı mı peki? Evet tabii ki. Peyderpey ilçelerde Silopi'de başladı. Hı. Cizre'de kısa zamanda ihaleler yapılacak, planlaması yapılıyor. Hı. Dolayısıyla bu noktada dönüşümler bir yıl içerisinde başlayacak. Bir yıl içerisinde evet. diyorsunuz. Peki bu konuya ilişkin son sorum, istihdam dediniz. Evet. Önemli bir konu bölge için. Ne kadarlık bir istihdam yaratmayı düşünüyorsunuz? Yani burada hedefimiz eğer bütün bu teşvikler hayata geçtikten sonra her yıl 40 bin istihdamı öngörüyoruz. Ve bu 40 bin istihdam tabii asgari bu 200 bine kadar da çıkabilecek.
Efendim isterseniz şimdi gündemde olan bir diğer önemli konu birçok kişiyi de ilgilendiriyor. Kredi kartına taksit konusu. Bir çalışma yaptığınızı biliyoruz. Sayın Canikli de Başbakan Yardımcısı dün söyledi. Çok az süre kaldı tamamlanması için dedi. Kredi kartına taksit sayısı sınırlıydı, artırılacak. En fazla kaç taksit olacak? Tabii kredi kartına taksit olayını Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli Başkanlığında yürütülüyor ve bizim burada amacımız hükümet olarak her şeyden önce kredi kartını taksit sayısının cari açığa yol açmayacak şekilde ama iş tüketimi piyasayı da rahatlatacak bir şekilde düzenleme yapmak istiyoruz. Dolayısıyla burada ithalatı körükleyecek bir taksitlendirmede sayıyı yükseltmek istemiyoruz. Daha çok yerli üretimi teşvik edecek, iş piyasayı teşvik edecek bir düzenleme yapılmasından yanayız ve çalışmalar da bu şekilde gidiyor. Ve burada biz örneğin şimdiye kadar işte gıda şeyinde tüketiminde ve market harcamalarında taksitlendirme olmuyordu ama şimdi daha net olmamakla beraber örneğin gıda market taksitlendirilmesi 2 ve 3 taksit yapılabilir gibi veya işte kırtasiyelerde yine aynı şekilde bu çalışılabilir. Akaryakıt noktasında daha karar verilmiş bir durum yok ama dediğim gibi buradaki ölçü cari açığı artırmayacak, talep patlatması oluşturmayacak, lüks tüketimi teşvik etmeyecek. Örneğin mesela cep telefonları veya bilgisayarlar noktasında bir taksit artırılmasını düşünülmüyor. Mobilyalar noktasında çalışılıyor. Bunu artırılabilir mi? Beyaz eşya yerli üretim noktasında belli sayıda bu oran artırılabilir ama buradaki ürün bazında yerli olarak mı ayırıyorsunuz yerli ve ithal ürüne göre? Genel itibarıyla biz yerli ürünün teşvik edilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesini istiyoruz. En fazla kaç olabilir sayı? Yani o belli mesela mevcutta yanlış bilmiyorsam mobilyada 12'ye kadar bir taksit sayısı vardı. Yok 9'du. Şu an 9. Evet, onu 12'ye kadar çıkartılabilir veya bunların sayısını Başbakan Yardımcımızın başkanlığında zaten çalışılıyor. Bakanlığımızın yaptığı bir çalışmaya anlatayım. Bakanlığımızın yapmış olduğu bir çalışmaya göre yılın ilk 7 ayı itibariyle toplam ihracatımızın %40'ını, toplam ithalatımızın ise %14'ünü tüketim malları oluşturduğunu görüyoruz. Bu önemli rakam. Değer cinsinden baktığımızda ise tüketim malları bakımından dış ticaret fazlası veren bir ülkeyiz. 2016'nın ilk 7 ayında 32.3 milyar dolarlık tüketim malı ihraç ettik. 15.9 milyar dolarlık da tüketim malı ithal ettik. Dolayısıyla bu durum bizim bugüne kadar esasında uyguladığımız disiplin politikaları sonucu olarak karşımıza çıkıyor. 2016 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaretle tüketim malları bakımından 16.4 milyar dolarlık tüketim malı fazlamız var. Şimdi biz bu politikaları gevşetip ithal tüketim mallarımızı artırmak istemiyoruz doğrusu. En çok cep telefonu mu efendim ithal edilen? Bunlar Ocak-Temmuz 2016 yılı verilerimize baktığımızda Ocak-Temmuz döneminde bizim cep telefonları veya bilgisayarlardan tutun da kozmetik ürünlerine kadar tıbbi ilaçlar, bunlar da tüketim oluyor. Tıbbi ilaçlar daha çok yer tutuyor. İşte biz motorlu araçlarda ihracatımız yüksek olmasına rağmen yine ithal motorlu araçlarda ithalatımız da yüksek. Bu anlamayı bunlar da tüketim mallarına giriyor ve en fazla açık verdiğimiz konu otomobil ve ilaç tüketiminde kaynaklanıyor.
Biz bunların analizlerini yapıyoruz ve ne zaman sonuçlanır çalışma? Yani yakınlarda Başbakan Yardımcımız zaten kamuoyuyla paylaşır, bu sonuçlanır. Peki efendim, süremiz de daralıyor. Diğer kritik başlıkları da biraz geçelim isterseniz. FETÖ ile mücadele ve mevcut durumda da Suriye'deki hareketlilik, sınır kapımızdaki hareketlilik, sınırdaki hareketlilik, gümrük kapılarındaki hareketlilik. FETÖ ile mücadeleyle başlayalım isterseniz. Sizin bakanlığınız özelinde son sayı nedir efendim görevden almalara ilişkin? Yani 170 tane arkadaşımızı ihraç ettik. Hı hı. 152 tane arkadaşımızı açığa aldık. Yaklaşık 200'ün üzerinde arkadaşımızın da incelemesi, çalışanımızın da incelemesi devam ediyor. Tabii bu noktada özellikle gerçekten bir cerrah titizliği içerisinde kimseyi de mağdur etmeden ama hak edenin de hakkını vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünlerde çok fazla bu cadı avı konusunu konuşuyoruz. Muhalefetin böyle eleştirileri var. İhraç edilenlerin aslında FETÖ ile bağlantısı olmayan kişilerin de ihraç edildiği yönünde. Siz özel olarak bakanlığınıza ilişkin bu çalışmayı nasıl hani ince üzerinde çalışıyoruz dediniz. Nasıl tabii yapıyorsunuz? Birçok kriteri bir arada bakarak görüyoruz. İşte Baylok'tan tutun da 17-25 Aralık'tan sonra banka hesapları, çağrı üzerine banka hesaplarına para yatıranlara, Cumhurbaşkanımızın 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıya mensup okullardan çocuğunuzu alın dedikten sonra ısrarla ve inatla çocuklarını o okullarda okutmaya devam edenler, ayrıca bu yapıya mensup kişilerin referanslarıyla girip hala o yapıyla irtibatını devam ettirdiğine dair istihbari raporların varlığından tutun da vicdani kanaata kadar birçok ölçüyü bir arada tutarak biz incelemelerimizi yapıyoruz ve gerçekten baktığımızda da elbette ki insanın olduğu her yerde yanılma payı da vardır, hata payı da vardır ama hata payının çok yüksek olmadığını netice itibariyle görmüş oluyoruz. Hata olup da geri dönenler oldu. Peki dün Sayın Cengiz söylemişti. Mesela bizim bakanlıktan açığa alınan 24 kişinin yapılan incelemesi neticesinde, sonuçlandırdığımız inceleme neticesinde bu yapıyla ilgi ve alakasının olmadığını gördükten sonra tekrardan görevlerine iade edildiler. 24 kişi. Evet. Peki efendim. Şimdi süremiz de oldukça daraldı. İsterseniz biraz da Suriye sınırından bahsedelim. Karkamış sınır kapısı artık açıldı. 2 yılın ardından yanlış bilmiyorsam. Son durum nedir orada? Suriyeliler geri evlerine dönmeye başladılar. Biz tabii özellikle sınır güvenliği ve kapıların güvenliği noktasında azami gayret gösteriyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Daha önce 2 ile yakındır Suriye'nin karşı Türkiye'nin karşı tarafındaki durum nedeniyle Karkamış'ın biliyorsunuz orada DAEŞ'in egemenliği vardı. Karkamış kapımızı kapatmıştık ve bu noktada ne insan girişine ne de ithalat ihracat işlemlerine izin vermiyorduk. Son durumdan sonra Cirebus'taki Özgür Suriye Ordusu'nun o bölgelere hakim olmasıyla beraber Karkamış kapımızın yeniden işlemlere açtık. İnsani yardım noktasındaki girişleri tamamen açtık. Sınır ticareti noktasında da valiliğimizi yetkilendirerek o sınır ticareti noktasında da giriş çıkışlar noktasında gerekli kontroller sağlandıktan sonra bu izinleri yapıyoruz. Daha bir sayı var mı giriş çıkışlarla ilgili olarak özellikle? Yani şu anda elimde net bir sayı yok. Ama bu noktada güvenlik sağlandıktan sonra daha da artacağını düşünüyoruz. Tabii Üzümlü sınır kapımız vardı ve bu sınır kapımız da terör olaylarından dolayı kapalı tutuluyordu. Bir yıla yakın kapalı tutulmuştu. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde 15-16 Ağustos'ta tekrardan sınır geçişlerini açmış durumdayız ve şu anda o kapımız işliyor. Esenler'e sınır kapısı vardı. Orada da bizim gümrük memurlarımızın kaçırılmasından dolayı
Biz o kapıyı da belli bir müddet kapalı tutmuştuk. Ayrıca yap işlet devret modeliyle yaptığımız modern bir kapı, onun da resmi açılışını yapmadık ama 26 Ağustos'tan itibaren hem tır geçişlerine hem de insan geçişlerinin bu kapı üzerinden modern bir şekilde yapılmaya başlandı. Biz bir yandan sınırlarımızın güvenliği için duvarlarımızı örerken kapılarımızın da güvenliğini sağlayarak insanların geçişlerini buralardan yapmalarını, ticaretini bu kapılar üzerinden yapmasını istiyoruz. Sınırlardaki kaçak geçişlerin önlenerek, ki burada azami bir tedbir gösteriyor güvenlik güçlerimiz. Eğer duvarlar da tamamen bittiğinde bu insanların karşı ülkeye veya karşı topraklara geçebilmelerinin tek yolu artık kapılarda. Bu kapılarda da biz bunun için başta Suriye kapılarımız olmak üzere yüz tanıma sistemlerinden tutun da X-ray cihazlarına, back scooter'lara kadar teknik ve teknolojik altyapılarını tamamlama noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Güvenlik noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Orada istihbarat birimlerimizle, valiliğimizle, güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde kapılardaki geçişleri sağlıyoruz. Sorunsuz devam ediyor. Devam Çok ediyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben süremiz oldu. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi bir sözü yeniden İstanbul'a bırakıyorum.